Sultanım, sizin için hususi hazırlattım. En sevdiğiniz yemekler. Yemeyeceğim bir şey. Sultanım, yapmayın ne olur. Hastalığınız malum. Aç kalmamamız gerek. Maazallah. Eğer size bir şey olursa ben... Biz ne yaparız sonra? Sultanım. Ne olur. Bir lokma olsun yiyin. Sultanım. Size bir şey olacak diye... Çok korkuyorum. Aç. Beni böyle cezalandıracağını mı düşünüyorsun? Aklınca kendini öldüreceksin. Yükü de benim omuzlarıma yükleyeceksin, öyle mi? Senin vicdanının yükü öyle ağır ki... benimki hiç kalır yanımda. Hem yiyemiyorum ben. Ağzıma attığım her lokma Kasım'ın eti gibi geliyor. İçtiğim her şey Kasım'ın kanı gibi geliyor, yiyemiyorum. Ben de senin oğlum. Onları korudun, kolladın. Benim canımı almak istedin. Niçin? Ben kardeşimi katlettim. Müsebbibi sensin. Kaçıyorsun değil mi? Aynaya nasıl bakacaksın? Aynaya her baktığında hakikat yüzüne tokat gibi çarpacak. Kardeş katilinin suretini göreceksin her seferinde. Sen aynaya baktığında ne görüyorsun bu arada? Baktın mı anne? Gördün mü Fare ile Mustafa'nın katilini? Evet, onları öldürdüm. Seni bana karşı, kardeşlerine karşı doldurdular. Zaten çoktan hak etmişlerdi. Seni de tahttan indirmek istedim. Ama Allah şahidim olsun, senin canını almayacaktım senin kardeşine yaptığın gibi. Asla böyle bir şeye niyetim yoktu. Evet, seni tahttan indirmek istedim. Çünkü sen bir padişahta olması gereken vasıflara sahip değilsin. Sen o tahtı hak etmiyorsun. Kim hak ediyor peki? Kasım mı? İbrahim mi? Sen kendine padişah aramıyorsun ki. Oyuncak arıyorsun. Değil mi validem? Sakın bana validem deme. Sakın. Sana sütümü de hakkımı da helal etmiyorum. Kasım'ı öldürdükten sonra benim senin gibi bir evladım yok artık. (Gülüyor)
Paşam Sultan'ı dairesine geri götür. Allah sizden razı olsun hünkârım. Sultanım. Sultanım. Hekim çağırın çabuk. Sultanım. Validem. Hacı Ağa hastalandığınızı söyleyince çok telaşlandım. Afiyette misiniz? Bugün de ölmedim, merak etme. Her şerde bir hayır vardır validem. Hastalığınız Hünkar abimin aklını başına getirdi. Verdiği cezadan vazgeçti. Ölmüşüm kalmışım ne fark eder? Hünkar abin koca cihanı zindan etti bana. Diri diri mezara koydu. Öyle demeyin validem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hem unutmayın, İbrahim sizin sayenizde hayatta. Onun için ayakta kalmaya mecbursunuz. İbrahim nasıl? Her daim gidiyorum yanına. Alakadar oluyorum, merak etmeyin. Sultanım, nişancı Sinan Paşa haber yollamış. Mühim bir mevzuda sizinle görüşmek istiyormuş. Valide Sultanım. Sinan Paşa, nedir benimle konuşmak istediğin mühim mesele? Şehzade Kasım Hazretlerinin vefatı hepimiz derinden sarstı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İşittiğimize göre Sultan Murat, Şehzade İbrahim'in de katlini emretmiş. Siz mani olmuşsunuz. Şimdilik vazgeçti. Mevzubahis Sultan Murat olunca emin olamıyorum tabii. Bizim endişemiz de bu sultanım. Bağışlayın fakat ben de herkes gibi hünkârımıza olan inancımı kaybettim. Maazallah Şehzade İbrahim'e bir şey olursa hanedanımızın kaderi meczup Şehzade Mustafa'ya mı kalacak? Allah'ım esirgesin. Şehzademi korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben de bu sebeple geldim. Bilmeniz gereken mühim bir husus var. Hünkârımız ölümcül bir hastalığın pençesinde. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Kösem Sultanım, Emir Çelebi malumunuz hünkârımızı iyileştirmişti. Bu sebeple hekim başı yapıldı. Söyleyeceklerini duymak isteyeceksiniz. Emir Çelebi, nedir oğlumun vaziyeti? Sirus Sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Çaresi yok mu? İlaçlarını muntazam kullanır, meydan uzak durursa hastalık yavaş seyreder sultanım. Lakin doğru tedavi tatbik edilmezse tez vakitte öldürür. Ne demek istiyorsun sen Sinan Paşa? Neyi ima ediyorsun? Ben size yalnızca olacakları söylüyorum sultanım. Kararı size kalmış. Unutmayın ki Devlet-i Aliye'nin istikbali ve dahi geride kalan tek şehzadenizin hayatı bu karara bağlı.
İbrahim, sen nasıl çıktın? Hünkar abim çıkardı validem. Sefere beni de götürecekmiş. Aklı sıra bana karşı tedbir alıyor. Kim bilir? Belki de bu son görüşünüz. Seferden dönemem. Şişt. Ben sana söz verdim. Celatlara siper olurum dedim, oldum da. Yine olurum, yine de teslim etmem seni. Tamam, abini koruyamadım. Fakat seni koruyacağım. Seferden sağ salim döneceksin. Ve bu korkuların son bulacak. Sakın validem. Sakın beni tahta çıkarmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Tahtı da saltanatı da yerin dibine batsın. Ben yaşamak istiyorum. Ben ne yaptıysam sizin hayatta kalmanız için yaptım. Ama başaramadınız validem. Kasım öldü. Öldü. Bir daha asla onu geri getiremeyeceksiniz. Beni onunla aynı kadere mahkum etmeyin. Size yalvarırım. Bırakın beni kendi halime. Bırakın beni ne olur. Kendi kitaplarımın içindeki diyarlarda kaybolayım. Bir gece dahi olsa cellat gölgeleri görmeden huzurlu bir uyku uyuyayım. Sultan. Sizi zindana attıkları gece ben de karanlığa gömüldüm. Bilhassa hasta olduğunuzu işitince kahroldum. Şükürler olsun buradasınız. Sizi böyle dimdik ayakta gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Dimdik ayaktayım, evet. Her daim olduğu gibi. Zira başka çarem yok. Fakat ruhum ölmeden huzur bulmayacak. En büyük umudumu kaybettim ben. Kasım'ı kaybettim. İbrahim bir meçhule gidiyor. Seferde, benden Irak'ta. Ne olacak hiç bilmiyorum. Evet sultanım. Sizden Irak ama bana yakın. Allah şahidim olsun ki cesedimi çiğnemeden hiç kimse şehzademize ulaşamaz. Ölmenizi değil, oğlumla birlikte sağ salim geri dönmenizi istiyorum. Sevdiklerimin ölümüne tahammülüm yok artık. Benim de arzum bu sultanım. Dönmek ve bir kez bile olsa sizi görebilmek. Sultan Murad'ı hal edeceğimiz gün biz öyle bir savaşa giriyoruz ki muhtemel neticelerine razı ve hazır olmamız icap eder demiştin. Ben o vakit razı gelmemiştim. Şimdi razı gelmediğim için pişmanım. Sultanım, doğru mu anlıyorum sizi? Amansız bir hastalığa tutulmuş. Sirus denen illet. Sinan Paşa geldi. Şehzademin ölümüne üzülmüş. Herkes gibi korkmuş ve telaşlanmış. Emir Çelebi'yi getirdi, o da her şeyi anlattı. Eğer doğru tedavi edilmezse ölüme götürülmüş. Ayrıca Sinan Paşa devletin istikbali için benim acilen bir karar vermem gerektiğini düşünüyor. Sultanım. Bu kadar mühim bir mevzuda Sinan Paşa'ya itimat edebilir miyiz bilmiyorum. Bundan nasıl bir menfaati olabilir ki?
Eğer yanlış yaparsa ilk onun kellesi gider. Anlaşılan siz kararınızı vermişsiniz sultanım. Sirus sultanım, karaciğeri günden güne çürüten bir illettir. Eğer ilerlerse kurtuluş olmaz. Ne gerekiyorsa yapın Emir Çelebi. Oğlumun ilacını değiştirin. İyi düşündünüz mü sultanım? Bu karar... Dil söylemek istemese de hakikat bu Kemalkeş. Artık tek bir umudumuz var. İbrahim. Her ne pahasına olursa olsun onu korumak için elimizden geleni yapacağız. Emredersiniz sultanım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah kabul etsin yavrum. Bundan sonra adın Melek olsun. Melek Kalfa. Melek Kalfa. Artık baş hazinedar kalfa sensin. İnşallah bu mührü layıkıyla taşırsın. Hiç şüphen olmasın Nerlezar kalfa. Sonbahar geldi. Murat Bağdat'a yaklaşmıştır. İçim hiç rahat değil hacı. Emir Çelebi'ye o emri vermekle hata mı ettim bilmiyorum. Sultanım, ne olur. Daha fazla düşünmeyin artık. Siz ne yaptıysanız... Cesaretimizi İbrahim'i kurtarmak için yaptınız. Doğru. Akıbeti Kasım gibi olsun istemedim. Kanı yerde kaldı evladım. Kalmayacak sultanım. İnanın bana, kalmayacak. Halil Paşa'mız iz üstünde. Birinden şüpheleniyormuş. Sultanım, bu gece bizi kim ele verdiyse bulması yakındır. Sultanım, Venedik Balyosu Pietro Foscarini geldi. Valide Sultan Hazretleri. Bu kadar acil görüşmek istediğinize göre mesele miyim? Venedik ile Osmanlı arasındaki mesele malumunuz. İki devletin kolayca çözebileceği bir mesele çığ gibi büyüdü. Hayli uzgunuz. Rahmetli babam Venedikliydi. Her daim Venedik'e sahip çıktım. Fakat siz topraklarımıza saldırdınız. Tüm zararı ziyanı karşılamaya hazırız. Ancak Sultan Murat kabul etmedi. Osmanlı donanması üzerimize gelecek. Tüm Venedikliler idam edilecek. İnsanlar can derdine düştü. İstanbul'u terk ediyorlar. İsabet olmuş. Sultanım, ne isterseniz yapmaya hazırız. Yeter ki bizden desteğinizi esirgemeyin. Yardım ederim. Fakat Cizvit tarikatını bana verirseniz. İstanbul'daki yılanın başını istiyorum.
sultanım. Nasıl olur? Cizvit tarikatı yıllar önce bu topraklardan sürüldü. Hepsi sürülmedi. Gülbahar Sultan ve Şehzade Bayezid'e yardım eden biri var. Onu istiyorum. Siz onu bana verirseniz ben de Sultan Murat'ın emrinin tatbikine mani olurum. Sultanım. Ne oldu, konuştu mu? Konuştu sultanım. Konuştu da öyle bir isim verdi ki mümkün değil. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Kimmiş? Sinan Paşa. Senelerdir divanda olan nişancı Sinan Paşa. Emin misin? Mahsus söylemiş olmasın? Zannetmiyorum sultanım. Sira epey direndi. En nihayetinde de Sinan Paşa'nın adını verdi. Peki bulabildiniz mi o yılanı? Maalesef sultanım. Sarayda yok. Konağına da baskın verdik ama çoktan kaçmış hali. Hangi deliğe girdiyse bulacaksın onu Halil Paşa. Gidebileceği başka nere var diye Yakup Ağa'yla konuştum. Bir yer daha öğrendim. İşte burası. Her yeri arayın. Belli ki buradan da kaçmışlar sultanım. Fakat merak buyurmayın. Nereye kaçarsa kaçsın bulup getireceğim sizi. Demek Cizvit hainleri Ayasofya'nın altına yuvalanmış. Bunca yıldır aradığımız haini dini devlet burnumuzun ucundaymış. Sinan Paşa sandığımdan daha karanlık işlere bulaşmış. Kemankeş haklıymış. Ona itimat etmemeliymiş. Sultan, böyle olacağını nereden bilebilirdiniz ki? Halil Paşa o haini elbet yakalayacak. İçinizi ferah tutun. İnşallah hacı, inşallah. Zira bilmeden öyle büyük bir hataya düştüm ki. İbrahim'in hayatı tehlikede. Gel. Valide Sultanım. Venedik Balyosu Signor Foscarini mektup yollamış. Sinan Paşa. Signor Foscarini, epey geç kaldın. İnşallah bir aksilik yoktur. Demek bana ihanet ettin. Sinan Paşa.
sultanım? Bu kadar kolay kaçabileceğini mi sandın? Adamın Yakup elimizde. Her şeyi itiraf etti. Artık kim olduğunu biliyoruz. Biraz geç olmadı mı sultanım? Ne bekliyorsun? Seni takdir etmemi mi? Sen de her hain gibi er yahut geç cezanı çekeceksin. Beni suçluyorsunuz. Fakat siz de masum değilsiniz. Sultan Murad'ın felaketine giden yolda suç ortaklarıyız. Hünkâr oğlunuzun ölüm emrini vererek günaha bulaştınız. Hünkârım, rahatsızlık vermek istemezdim lakin payitahttan mektup var, mühim olabilir. Kim lan? Sinan Paşa. Demek başından beri aradığımız hain senmişsin. Şimdiye kadar başımıza gelen isyanlar, felaketler, yangınlar hep senin yüzündenmiş. Fakat artık yetti. Artık hanedanıma ve devletime zarar veremeyeceksin. Beni gafil avladınız. Kaçacak bir yerim yok. Ama bilin ki içim rahat. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kapanması gereken bir hesabımda. Ben Gülbahar Sultan'ın ve Beyazıt'ın intikamını aldım. Beni öldürürsünüz. Benim için her şey son bulur. Peki ya siz? Siz ne yapacaksınız? Sultan Murat ölmekten beter edecek sizi. Hünkârım, evvela arz etmek isterim ki tüm bunları size yazmaktan hicap ve üzüntü duyuyorum. Valideniz Kösem Sultan size yaptıkları bir yana, yarım bıraktıkları işi tamamlamakta kararlılar. Hekimbaşı Emir Çelebi ile anlaşmışlar. Size şifa diye verdikleri aslında zehir. Valideniz sizi öldürmek istiyor.